Düşünmeyi seçtiğimiz düşünceler, hayatımızın tuvalini boyamak için kullandığımız araçlardır. Düşüncemi değiştirmeye istekli olursam, hayatımı değiştirebileceğimi ilk duyduğum zamanı hatırlıyorum. Benim için oldukça yenilikçi bir fikirdi. Ne demek istediğini anlamamış olsam da, bu kavram içimdeki içsel ses olarak ya da sezginin iç sesi olarak isimlendirdiğim yere dokundu. Yıllar içinde onu takip etmeyi öğrendim. Çünkü o ses evet diye yankılandığında bu benim için çılgınca bir seçimmiş gibi görünse de en doğru yolun bu olduğunu hissediyordum. Kısaca bu kavramlar bende uyum sağladı. Bir şey evet iç sesin haklı dedi ve sonra düşüncemi nasıl değiştireceğimi öğrenme maceram başladı. Bu fikri kabul edip evet dedikten sonra nasıl sorusu üzerine oldukça kafa yordum ve kendimi kitaplara verdim. Çalışma masam ve evimin her köşesi mistik ya da kişisel gelişim kitaplarıyla doldu. Uzun yıllar süren bir öğrenme sürecine girdim ve konuyla ilgili her şeyi araştırdım. Kelimenin tam anlamıyla kendimi yeni düşünce felsefesine kaptırdım. Hayatımda ilk defa gerçekten ders çalışmıştım. O zamana kadar hiçbir şeye inanmadım. Zihnin detaylarını bilimsel olarak gerçekten çok araştırdım. Çünkü o zamanlar benim için açık olan bir yoldu ve gerçekten bu detayları harika buluyordum. İlk başta biraz kolay geldi. Birkaç kavramı anladım ve biraz farklı düşünmeye ve konuşmaya başladım. O günlerde sürekli kendinden şikayetçi olan ve kendine acıyan biriydim. Kendime acımayı ve hayatın diğer tarafında olmayı severdim. Kendime acımak için sürekli olarak daha fazla deneyim yaşadığımı bilmiyordum. Ama sonra yavaş yavaş artık çok fazla şikayet etmediğimi fark ettim. Söylediklerimi dinlemeye başladım. Öz eleştirimin farkına vardım ve onu durdurmaya çalıştım. Ne anlama geldiklerini tam olarak bilmeden olumlamalarla konuşmaya başladım. Tabii ki kolay olanlardan başladım ve birkaç küçük değişiklik olmaya başladı. Yeşil ışıkları ve park yerlerini çok kolay bulur oldum ve tabii ki seksi olduğumu düşündüm. Vay canına, her şeyi bildiğimi sanıyordum ve çok geçmeden inançlarım da oldukça ukala, kibirli ve dogmatik biri oldum. Tüm cevapları bildiğimi hissettim. Geriye dönüp baktığımda bu benim bu yeni alanda gerçekten güvende hissetme şeklimdi. Bazı eski katı inançlarımızdan uzaklaşmaya başladığımızda, özellikle daha önce tamamen kontrol altındaysak, bu çok korkutucu olabilir. Benim için öyleydi. Bu yüzden kendimi güvende hissettirecek her şeye tutunacaktım. O dönemlerde öğretmenim Erik bana bakar ve içerleme fikrinden bahsederdi. Neden bahsettiği hakkında ise en ufak bir fikrim dahi yoktu. Dargınlık mıydı o bilmiyorum. Çünkü hiçbir kırgınlığım olmadı. Sonuçta kendi yolumdaydım. Ruhsal olarak mükemmeldim. O zaman bana kendimi ne kötü hissettirebilirdi ki? Zaman çok hızlı geçiyor gibiydi ve o noktada yaklaşık 3 yıldır zihin bilimi okuyordum. Felsefeyi öğretmeye başladım ama öğrencilerimin neden bocaladığını merak ettim. Sorunlarına neden bu kadar takılıp kaldıklarını anlayamıyordum. Onlara çok iyi tavsiyeler verdim. Neden onu kullanmıyorlardı ve neden iyileşemiyorlardı? Gerçeği yaşadığımdan daha fazla söylediğim hiç aklıma gelmedi. Çocuğa ne yapacağını söyleyen ama sonra tam tersini yapan bir ebeveyn gibiydim. Sonra bir gün birdenbire bana kanser teşhisi kondu. Önce panikledim, sonra öğrendiğim tüm bu şeylerin geçerli olduğuna dair şüphelerim oldu. Normal ve doğal bir tepkiydi. Kendi kendime akıllı ve merkezlenmiş olsaydım hastalığı tezahür ettirmeme gerek kalmazdı diye düşündüm. Geriye dönüp baktığımda sanırım teşhis konulduğunda kendimi o noktada yeterince güvende hissetmemiştim. O noktada hastalığın ortaya çıkmasına izin verecek kadar güvende hissettim. Böylece o zamana kadar bilemeyeceğim başka gizli bir sır olmaktansa bu konuda bir şeyler yapabilirdim. Artık kendimden saklamayacak kadar çok şey biliyordum. Kanserin vücudu yiyip bitirene kadar uzun süre tutulan bir küskünlüğü, hastalığı olduğunu biliyordum.
Duygularımızı içimizde boğduğumuzda vücutta bir yere gitmek zorunda kalırlar. Bir şeyleri doldurmak için bir ömür harcarsak sonunda vücutta bir yerde tezahür ederler. İçimdeki küskünlüğün çocukken fiziksel, duygusal ve cinsel istismara uğramakla ilgili olduğunun sonunda farkına vardım. Doğal olarak kırgınlığım olmuştu. Geçmişe karşı bağışlayıcı değildim. Acıyı değiştirmek veya salıvermek ve gitmesine izin vermek için hiçbir çalışma yapmamıştım. Evden ayrıldığımda başıma gelenleri unutmak için yapabileceğim tek şey buydu. Aslında onu basitçe gömdüğümde arkamda bıraktığımı sanıyordum. Kim olduğumu ve nerede olduğumu bilmiyordum. Teşhisimden sonra kendimi tanımayı öğrenmenin gerçek içsel çalışması başladı. Çok şükür kullanacak aletlerim vardı. Herhangi bir kalıcı değişiklik yapacaksam kendi içime girmem gerektiğini biliyordum. Evet, doktorlar beni ameliyat edebilir ve belki o an içimdeki hastalıkla ilgilenebilir, bunu çıkartabilirlerdi. Ama düşüncelerimi ve sözlerimi kullanma şeklimi değiştirmeseydim muhtemelen yeniden inşa ederdim. Kanserlerin vücudumuzun hangi bölgesinde olduğunu öğrenmek benim için her zaman ilginçti. Tümörlerimiz vücudun hangi tarafında, solda mı sağda mı? Sağ taraf pes ettiğimiz eril tarafı temsil ediyor. Sol taraf feminen taraf, bizim içeri aldığımız alıcı kısım. Hayatımın neredeyse tamamında bir şeyler ters gittiğinde her zaman vücudumun sağ tarafındaydı. Üvey babama karşı tüm kırgınlığımı sakladığım yer orasıydı. Artık yeşil ışıklara denk gelmekten ve çok kolay bir şekilde park yeri bulmaktan memnun olamıyordum. Çok daha derine inmem gerektiğini biliyordum. Hayatımda gerçekten istediğim gibi ilerlemediğimi fark ettim. Çünkü çocukluktan gelen bu eski çöpleri gerçekten temizlememiştim ve öğrettiğimi yaşayamıyordum. İçimdeki çocuğu tanımalı ve onunla çalışmalıydım. İçimdeki çocuğun yardıma ihtiyacı vardı çünkü o hala çok acı çekiyordu. En hızlı şekilde kendi kendini iyileştirme programına başladım. Tamamen kendime konsantre oldum ve çok az şey yaptım. İyileşmeye kendimi çok adadım. Bazıları biraz tuhaftı ama yine de yaptım. Ne de olsa benim hayatım tehlikedeydi. Sonraki 6 ay boyunca neredeyse günde 24 saat bu benim işim haline geldi. Kanseri iyileştirmenin alternatif yolları hakkında bulabildiğim her şeyi okumaya ve incelemeye başladım. Çünkü gerçekten yapabileceğime inandım. Yıllardır yediğim tüm abur cuburlardan vücudumu arındıran bir beslenme, temizlenme programı yaptım. Zihin bilimi uygulayacağım ve akıl hocam Erik'le kanserin geri dönmemesi için zihinsel kalıpları ortaya çıkarmak için çalıştık. Onaylar, görselleştirmeler ve ruhsal zihin tedavileri yaptık. Aynanın karşısında günlük seanslar yaptım. Söylemesi en zor sözleri söyledim. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorumdu. Bunu atlatmak çok gözyaşı ve nefes aldı benden. Bunu yaptığımda sanki bir kuantum sıçraması yaşamış gibiydim. İnsanların öfkelerini ifade etmelerine ve serbest bırakmalarına yardımcı olma konusunda yetenekli ve iyi bir psikoterapiste gittim. Uzun süre yastıkları döverek ve çığlık atarak geçirdim. Bu harikaydı, çok iyi hissettirdi. Çünkü hayatımda buna asla ama asla izin vermemiştim. Ben de anlayış ve bağışlama üzerine çalıştım. Bunun yollarından biri mümkün olduğu kadar çok sayıda ebeveynin çocuklarını keşfetmekti. Onlara çocukken nasıl davranıldığını anlamaya başladım ve yetiştirilme tarzları nedeniyle yaptıklarından farklı bir şey yapmayacaklarını da anladım. Ailemi ne kadar çok bağışlarsam kendimi de o kadar bağışlamaya istekliydim. Kendimizi affetmek son derece önemlidir. Çoğumuz anne ve babamızın bize verdiği zararın aynısını içimizdeki çocuğa da yapıyoruz. Sadece tacize devam ediyoruz ve bu durum çok üzücü. Çocukken ve başkaları bize kötü davranırken fazla seçeneğimiz yoktu. Ama büyüdüğümüzde ve hala içimizdeki çocuğa kötü davranıyorsak bu bizim için bir felakettir. Kendimi affettikçe kendime güvenmeye başladım. Hayata veya diğer insanlara güvenmediğimizde bunun gerçekten kendimize güvenmememizden kaynaklandığını buldum. Yüksek benliklerimizin her durumunda bizimle ilgileneceğine güvenmiyoruz. Bu yüzden
bir daha asla aşık olmayacağım. Çünkü incinmek istemiyorum veya bunun yeniden olmasına asla izin vermeyeceğim diyoruz. Ama aslında kendimize söylediğimiz şey şudur. Bana iyi bakacak kadar sana güvenmiyorum. Bu yüzden her şeyden uzak duracağım. Sonunda kendime bakacak kadar kendime güvenmeye başladım ve kendime güvendiğimde kendimi sevmeyi giderek daha kolay buldum. Vücudum iyileşiyordu ve kalbim de iyileşti. Peki bu deneyim bana kişisel olarak ne öğretti? Düşüncelerimi değiştirmeye ve geçmişte yaşamamı sağlayan kalıpları serbest bırakmaya istekliysem, hayatımı değiştirme gücüne sahip olduğumu fark ettim. Bu deneyim bana, eğer gerçekten bu işi yapmaya istekliysek, zihnimizde, bedenlerimizde ve yaşamlarımızda inanılmaz değişiklikler yapabileceğimizin içsel bilgisini verdi. Hayatın neresinde olursan ol, ne katmış olursan ol, ne olursan ol, sahip olduğun anlayış, farkındalık ve bilgiyle her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ve daha fazlasını öğrendiğinde benim yaptığım gibi farklı yapacaksın. Bulunduğun yer için kendini azarlama. Daha hızlı veya daha iyi yapamadığın için kendini suçlama. Kendi kendine elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve şu an zor durumda olsam da bir şekilde bundan kurtulacağım. O yüzden bunu yapmanın en iyi yolunu bulacağım de. Tek yaptığın kendine aptal olduğunu ve iyi olmadığını söylemekse burada takılıp kalırsın. Değişiklik yapmak istiyorsan kendi sevgi dolu desteğine ihtiyacın var. Kullandığım yöntemler benim kendi yöntemlerim değil. Çoğunu zihin biliminde öğrendim. Temelde öğrettiğim şey de aslında budur. Ancak bu ilkeler tarih kadar eskidir. Eski ruhsal öğretilerden herhangi birini okursanız aynı mesajları orada bulabilirsiniz. Öğretileri birçok kişiye ulaşması için basit bir dille ifade ediyorum. Bu yol kafanı toparlamanın ve hayatının neyle ilgili olduğunu ve hayatının sorumluluğunu almak için zihnini nasıl kullanabileceğini gerçekten anlamanın harika bir yoludur. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.